Evet abi Rimworld'de en son nerede kalmıştık? En son az da olsa çelik getirmiştik. Şuradan bir mekanoid kümesi vardı. Bunları patlatacağız. Bunları zaten çok zorlamaz bizi. Bir kişi ölebilir. <laughs> o kadar. <laughs> Savunmalar atıldı. Duvarlar örüldü. Şu anda normal bir seviyeye geldik. Şimdi bu bölüm yapmak istediğim şey Şuraya yani tam şu kısma bir savunma atmak şuraya koymuştum şeyini bu savunmayı buraya atıp duvarla örüp etrafı birazcık alttan gelen saldırılarda duvar yıkmalarını engellemek savunmaya gitsinler önce daha sonra bu taht odasını değiştirip buraya da aynı savunma gelebilir hatta yukarıya da bir tane aynı savunmadan gelmesi gerekiyor olabilir artık birazcık daha rahat bırakılalım tabi bir de griple uğraşıyoruz şu anda ama savaş tedarikçisi gelmiş ya Gürkan şu anda tedavin yapılmış ama triptesin. Eğer biraz daha tribe devam edersen seni döverek hastane yatağına yatırıp tedavi etmek zorunda bırakacağım. Ya yolları sat. Ve evet normalde bir bölüm şey yapacaktık yani savaşçılar zırh giyecekti diğerleri hafif zırh giyip ceket filan giyecekti ama şu anda bam 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 herkesin hayvan gibi zırhlar giymesi gerekiyor olabilir en azından köyümüz belli bir seviyeye gelene kadar bunlardan alacağım bir şey yok ama benim bileşenlerini alayım ya Gürkan öldürüleceksin ya Aa bunun tribine geçmedi var ya. Lan bunlar kendi kendini mi roketlediler lan ne yaptılar. Git oradan git git. Git oradan. Tutuklayayım bari şunu ya. Ya bu ruh hastaları yangın çıkardı buralar full yandı. Neyse şu anda herkes iyi mi? Gürkan tedavi edildi mi? Gürkan tedavi edildiyse kalan herkes şöyle bir kalksın bir şuraya gelsin. Samet Yılmaz öfke nöbeti geçiriyormuş. Orhan da odasında saklanıyormuş yani savaşa gelmemek için de ne bileyim yani. Nail senin silah kullanımın gayet iyi. Buraya gelip şu piyade tüfeğini kuşanma mı? %1 canı kalmış çünkü. Ağır makinalı tabancayı kuşan. Onun harici şuraya bir gelin bakalım. Şu robotları yani kesmemiz lazım. Herkes bir şuraya gelsin. Şimdi nerede mevzilenebiliriz? Şurada şöyle mevzilensek. Tam arada bir ufak taret var. O görüyor bizi de. Kalkanları var ya. Şuradan içeriye girmemiz lazım. Şöyle gel abi buraya. Şimdi kalkana girdik. Atan tam şu köşeden şuna sıkabilir misin? 2-3 vuruş onu patlatırsın diye düşünüyorum. 58'e düşürdün canını da bunlar niyese hareketlenmediler yani enteresan. Ah ne oldu abi? Tartışma çıktı aralarında. Düzgün ateş etmiyorsun dedi. Elimden geleni yapıyorum diyor. Elif sen gelir misin şuraya? Hop, hop 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 git buradan git. Atağını düşürdü inanılmaz ya. Vallahi inanılmaz. Sema şöyle bir ön tarafa çıkarsa. Bunlar neye ateş ediyor ben anlamıyorum ki. Bazen kendi kendilerine roket sıkıyorlar. Çelik tarihte saldırmaya gidiyormuş bu. Enes nereye gidiyor Enes? Enes nereye gidiyorsun? Dikkatlerini çektin robotların ya. Meli şu köşeye gelsene. Şuna bir sıkı ver. Kalkanı patlat. Bunlar çelik taretlere gidiyorsalar iyi bu arada. ha. Bak şu anda bunlardan bir iki tane. Burada iki tanesi kalmış abi. Güzel şunu bir vurun. Hop roket atıyorlar. Dikkat şunu vur abi. Çok güzel. Neye saldırıyor lan bunlar? İki tanesi buraya girmiş odaya saldırıyor lan. Robotsunuz lan siz. Abi hemen buraya geliyorsunuz. Şunu bir dağıtıyorsunuz. Şuna bir saldırın. Hayır 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 dibine girmeyin. Dibine girme dibine girme. Patlayacak şimdi. Patladı güzel. Şuraya gel. Ya, Stex ne yapıyorsun orada? Stex ya. Koş abi şuraya, koş. Öldürecek şimdi. Herkes tripte, yemin ediyorum. Köyde var ya. Şuraya bir vur. Şunu vur. Çok güzel. Roket atıyor bu. Bu ikinci roketini atmadan bunu vurmamız lazım. Ya atacak şimdi. Vurun bakayım. Çok iyi. Çok iyi. Şurada bir tane Kaldı mekanolit geliyor. O gelsin önemli değil. Şurayı bir serbest bırakıyorum. Şunları kurtarın ama. Tedavileri yapın. Aradan aradan gelmemeyi tercih etti. Şu taraftan gelmeyi tercih etti. Enteresan. Yatırdınız onu. Yatırdınız. Seman'ın acil tehlikesi yok. Atakan'ın var. Atakan hemen yat. Buradan bir tane daha geliyor ya. Ya bak şunu düşür bak seni vurmasın. Arada duvar var diye bu duvara nasıl tek... Niye buradan görüyorsun ki sen? Nasıl bir açın var yani? Haydi %26 sağlık. Bir iki tane hesap ederse patlayacak da bizim taretleri duvarları vuruyorlar şu anda. Helal. Artık kısıtlanmamışsınız. Güzel. Bu sorunu da atlattık. Artık bize taş blok lazım ama bol bol lazım. Bol bol taş blok lazım. Stex vahşileşmiş lan. Stex neler duyuyoruz ya? Nasıl vahşileşirsin ya? Ulan savaşçılığına bak inşaatına bak ya. Böyle bir şey yok. Hamdi şu steksi bir esir al diyeceğim de şimdi esir alamazsan belli de olmaz bunun hayvan gibi zırhı var. Bak alamadın. Bunu bayıltman lazım. Steks karşılık vermiyor. Vahşileşti ama otobur olduğunu falan zannediyorum. <laughs> Hop. Oğlum sakin. Zırhlı dört tane adamın birbirini dövmeye çalışması. Güzel şunu esir alın. Atağın öfke nöbeti geçiriyor. Allah Allah ne tribe girdiniz be. Yurkan'ın garip ne durumda? %59. Atakan'ın gripte de %60 olmuş bak gripten ölmeyin bak. Hamdi Akkuş çıldırmış gördüğü herkese saldıracak diyor. Ateş etmek zorunda kalıyoruz şu anda ya inanılmaz. Duruyor şu anda saldırmıyor da. Ne zırh varsa zırhından sekiyor her şeyi. Öldüreceksin lan. Oğlum buna da hiçbir şey olmuyor bu ne? Ha dövüşmeye başladılar. Kendi aralarındaki bir takım sorunlar yüzünden ilerleyemiyoruz şu anda. Enes bir yardımcı olur musun? Güzel. Şunu bir kurtaralım ama. Şimdi şu planın duvarlarını atmak lazım. Yani ne kadar hızlı atarsak o kadar iyi de. Böyle 70. 70, 140 gidiyor zaten. Şu kadarı 555 arduvaz istiyor. Bir de şuraları dahil edeceğiz ki bu aralara kapılar atacağız. O kapılar bizi bitirecek zaten. Sorgs öfke nöbeti geçiriyormuş. Abi Atakan ne durumda gribin? 66. Gribin iyi senin. Yurkan'ın da 66. Bağışıklık 64. Bir köle gemisi geldi. Sinir bir konuş bakalım. acayip bir çelik lazım ya. Şu bileşeni al abi 7 tane. Ya öğretmişiz sat. 3 tane kölem var diyor. Steven. Steven'ın inşaatı var, sosyalliği var. Sağlık olarak bir sıkıntısı yok. Yakın dövüşü aşırı iyi. Duck. Yakın dövüş, inşaat, maden. Sağlık olarak astım. Lens diye birisi var. Kültürü, sosyalliği var. Yani üçüne, üçü de gereksiz gibi. Ama Steven'la Doug'ı alacağım abi. Çünkü ne kadar çok adam artık o kadar iyi. O kadar hızlı gelişme diye düşünüyorum. Yemek sıkıntımız zaten yok. O yüzden bu ikisini al geç. Egzotik mal tüccarı da gelmiş. Onunla da bir konuşalım. Toptancı gelse de bütün çeliğini balsam ya. Sen de var ya ticaretini yapacağımız hiçbir şey yok. Şu Steven'la dagı bir çekelim. Steven senin inşaatın bir hocam. Doug senin inşaatın da bir. İnşaata bir önem verelim. Senin madencilik de iki. Tamam mı? Hadi bakalım. Steven artık Kemal oldu. Hadi bakalım Kemal. Dark da artık Tree oldu. Ki yakın dövüş çok iyi olduğu için ona bizde iki tane mono kılıç vardı ya. Yeni alım kit dedi güzel. Seni de aldı kit. Senin de tıpın varmış. Kit senin tıp bir olsun. Çok yaralanan oluyor bizde. Nişancılığın da bayağı iyiymiş. O yüzden buraya geliyorsun hemen ne yapıyorsun? Keskin nişancı tüfeğini değil ağır makinalığı an Seni de bir çekerim. Sen de artık Onur Yunar oldun. Hadi bakalım. Gürkan'ın grip yalnız geçmiyor bir türlü ya. 74'e 71 hep aynı aralıkta izliyor. Şuradan bir kaliteli ilaç yapabiliyorsanız kaliteli ilaç yapsanız. <laughs> ya Enes öldürücü hiddete girmiş. Gavril'i öldürmeye gidiyor şu anda. Stex'i tutuklamıştık biz onu salmadık mı ya? Ha bu evcilleştiriyorduk doğru. Ya Sema sen niye ilaç yapmıyorsun da bunu yapıyorsun ya? Nötronomin yok mu bizde? Gürkan ve da ciddi sıkıntılar var. Bak kızıl sakal. Gürkan'ı bir tedavi eder misin? Kaliteli ilaçla aynen. Hastane yatağı yok ki ne yapalım. Çelik yok abi. Çelik yani yok. Bir de Atakan'ı tedavi eder misin? O ikisinin durumu ciddi. Bak Atakan çok kaliteli bir ilaçla tedavi edildin. %83'e 80. Kovalıyorsun yakalarsın diye düşünüyorum. Gürkan senin durum ne? Senin 84'e 82,5. Seni de kurtaracağız. Enes Bulut vahşileşti oğlum ne oluyor size ya? Allah Allah. Nereye gidiyorsun Enes nereye gidiyorsun ya? Al işte. Onur uzaklaşsana şundan. Yakında biri var mı? Yakalıyor bir de saldırıyor ya. Yani. Kemal'e bak. Silahsız geldi zırhsız. Şunu esir al abi. Şurayı da kurtarın. Bıyık adam ve Orhan Korkmaz da şu an kavga ediyorlar. Bir ufak psikolojik sıkıntıları var da. Bunu senden çelik düşüyor mu lan? Senden sadece bileşen mi düşüyor yoksa? 60 çelik. 60 çelik nek. Şu cesetlere bakıp duracağınıza onları yaksanıza ya. Herkes atlattı gribi. Şu anda %91.1 ile 0.1 ile Gürkan'da geçmiş. Atakansa şu anda 91'e 89. İşte Atakan ölebilme ihtimali var Atakan. Enes Bulut kaçtı. Çünkü serbest bırakta kalmış Enes Bulut. Şimdi tekrar yakalamamız gerekiyor o yüzden onu. Yani tekrar bir kavgaya girmemiz gerekiyor. Güzel bari direkt yakaladık. Bunu serbest bırakmayın abi. İletişim yoktu değil ya. Bunu sadece kaldıramıyoruz mu bunları. Evcilleştirin. Bak %93'e 92.5 şu anda. Üst tarafın da yüzdesini görebilsek keşke. Kızıl sakal. Neredesin hocam? 16 tıpın var ya. Hemen buraya aynen tedavile. 94'e 93.3. %93 kaliteli bir tedaviden sonra 94'e 94'ü şu an yakaladı. Şu an yakaladı. 95'e çıktı ama grip. 95'e 95 ama üstteki 0 noktalarla önde şu anda. Bakalım 0.5 ile önde. O 0.5'i yakalayabilecek mi? 96'ya 96. Şu anda fark 0.3'e düşmüş durumda. Şu şu anda tamam 97'de geçti abi 98'e 98.1 şu anda güzel 99 valla %100'e %99'u da Atakan kurtaracaksın yani yeminle çabaladık çabaladık ya Sercan etraftaki eşyalara saldırıyormuş Köle gemisi gelmiş. Burada bir bir şeyler düzelmeyecek gibi bir durum var abi. Çok boktan ilerleyen bir süreç var yani. Toptancı yolla bana. Bana toptancı yolla. Ya elle tutulur güzel bir tane Köle yollamıyor ki abi ya. Bunlar ne kadar kalitesiz köleler ya. Yük hayvanı bir şey olsa da onu evcilleştirsem bari. Abdülkadir geliyor Enes Bulut'u evcilleştirmek için bak 19.20 hayvancılığı var. Çiğ et verdi. Ne oldu lan geri uyudu diye evcilleştiremedim. Şunu bir evcilleştir bakalım. Stex dene şansını. Araştırmadan da şu nem pompasını araştırsanız da <laughs> sanki atacak çeliğimiz varmış gibi. Oğlum bunlar bunlar uyuyup durduğu için evcilleştiremiyoruz ya inanılmaz. Buradaki savunma atılıyor da bu savunmaya ekstra olarak şuralara duvar örülmesi lazım ki. Ya savunmanın mantığı olsun. O duvarı nasıl atacağız şimdi? Nasıl bir yüktür be arkadaş. Bak şu anda Sema bütün silahları tamir ediyor. Tamam mı? Gıcır gıcır yapıyor. Cila alıyor. Bak koydu burada keskin nişancı tüfeklerinin hepsi kalitesi normal ve %100 sağlıkları var. Şimdi Sinir bu savaş tedarikçisiyle konuştuğunda bu silahları bakalım kaçtan satacağız. Bu keskin nişancı tüfeklerini 72'den alıyor abi. 72. şaka mısın lan sen? Sırf koloninin birazcık güncel değeri düşsün diye satmak zorunda kaldım. Katafrak zırhı var bir tane onu mu alsam acaba ya? Yani? Mekanoid kümesi geliyor. Nereye? Buraya geliyormuş. Kalkan var mı? Var. montajı Bu alakasız bir şekilde buraya geldi ama oto havan varmış. Oto havan ne lan? Ne zaman uyanıyorsunuz peki? Uyanma durumu yok mu? İlk saldırıda şu cehennem taletini ben bitiririm bunlar uyanırken. Sonra yanındaki ufa bitiririm. Şuradan sadece mekanik kapsülden çıkacak olan sıkıntı. Diğerlerini alırız. Diğerlerini alırız da iki tane savaşçımız burada takılıyor yani kafasına göre. Ey vahşileştiler vahşileştiler. Buralar neredeyse bitmiş. Şuralar daha bitmedi. Daha bunu böyle saracağız da. Savunmaya yatırım yapmaya çalışıyorum ama olmuyor işte. Enes Bulut'u aldık. Hoş geldin Enes. Köyümüzü umarım seversin. Gel de şuradan piyade tüfeğini kuşan bari. Senin silah nerede? Senin silah bir almıştır. Şurada bir silah var ağır makinalı. Ya bak tamir işlerine girişiyorlar. Bak buradan çelik çıkartmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Ulan çelik bir gelse şu gemiyi bir kez yapabilsem rahatlayacağız da. Stex çıldırmış şimdi de ya. Çıldırdı kapıdan çıkıp gidebiliyor abi bu. Yani anlamsız. Anlamsız vuracağım mesela onu. Zırhı kalın olduğu için zırhından sekiyor ya. Onur kardeşi hiç oyalamak istemiyorum şu anda. Çelik çıkardığı için önemli bir iş yapıyor yani. Bak kafadan vuruldum bak dikkat et ölme. Tamam artık döver misin? Düş artık düş bayıl. Reset artık ya 18 saat içinde öleceksin bak. Ya şunlar montajlamadan buraya gelmemiz lazım. Bizi uğraştırıyorlar ya. Bizi uğraştırıyorlar. Kızıl sakal şuraya bir tedavi eder misin? Tedavi et de şunu mekanoid kümesine saldırmaya gidelim. Sinir senin sadece bir yeteneğini merak ediyorum. Sen neredesin? Burada. Şuraya bir gelir misin? yükselen duvar diye bir şeyin var senin. Mesela şuraya atsan. Ha buraya bir duvar mı atıyorsun sen? Bir at bakayım. Aa burada moloz yığını oluşturdu bir anda. İyiymiş lan aslında var ya savunma için. Yok saldırıyı yokken bir anda atsam işte savaşçılığı yok ya bunun. Şimdi bizim ekip. Herkes bir gelsin buraya. Kemal. Sen silah almamışsın. Sen şuraya silah almaya git. Kavgacıymışsın mutsuz olacağım diyorsun. Ol. Tri senin de yakın dövüş. Çok iyi de yakın dövüş silah. Bizde şurada bir yerde bir tane diş vardı abi. Onu ne yaptınız lan? O genel depoya mı götürülüyor yoksa? Yoo. Ha şurada bir diş var. Onu kuşan sen. Diğerleri şuraya geldi mi? Şimdi bu uyanmadan şunlar şuradan bir şey uyanacak. Önemli değil. Şunun alanı içinde olacağız. Bu zaten sıkamayacak havan. Mekanik montajcılar çıkmadan bizim... Onur sen silah almamışsın. Sen de silah almaya gider misin? Şuraya gelin şöyle. Sayımız da çok değil ki. Şunu bir vurun. Oy kalkan var. Kalkanı da öyle güzel atmış ki. Konumlamış ki yani helal olsun. Abi şuraya diziliyorsunuz. Uyanacaklar ama şöyle sıkın abi. Hiç ateş ettirmeden. Sema öldü. Sema niye öldün? Gövdende yırtık oluşmuş. Göğüs kafesinde kırık oluşmuş. Zır falan filan önemli değil tabi. Enes Bulut buraya düştü. Oğlum ne oluyor lan? Lan! Şurayı vur. Siz şunu vurun. Samet. vallahi mono kılıçla saldırman lazım. Onur Ünal'a öfke nöbetine girmiş. Şu aşağı yolladığımız silah aslında yolladıklarımız vardı. Onlar bir gelsin. Abi şu anda evet arkaya gelen şuna baksana kırkaya Ben ya. Kapış kapış kapış. Abi şu öndekini bir düşürsek. Şu bir düşsün. Ben niye şey getirmedim ki ya? Şurayı da. Kalkan var bir de var ya. inanılmaz ya. Şuradan mevzilenin. Şuradan bir şey alın. Kavralın. Şunu vurun. Çok düşen oldu. Şunun hızlı düşmesi lazım. Hızlı düşürün onu. Samet öne atıldı da. şuraya hızlı düşürürsünüz onlara. Onlar hızlı düşer. Şimdi burası. Şuraya vurun. Şuraları parçalamamız lazım hemen. Abi buraya atlattık da ne atlattık şu anda biz ya. Anıl 17 saat içinde öleceğim diyor. Kızıl sakal 22, Atahan 8 diyor. Anıl, Atahan'ı bir stabilize etsene. Sıradan gidiyoruz abi bak. Anıl'ın durumu tehlikeli. Wafta'nın acil bir şey yok. Abdülkadir var burada. Ona bir stabilize etmemiz lazım. Sercan. Kızıl sakalın 21 saati var. Orhan'ın 6 saati var. Orhan ne diyorsun sen Orhan? Orhan gel buraya yat. Na'il, şuraya bir tedavile. Onur kardeşin 12 saati var. Halledeceğiz, halledeceğiz. Anıl ışık katatoniye girdi ya. Atağını kurtardın Kemal. Abi atağını kurtardın şimdi kızıl sakalı. Bir stabilize etsene. Sema da öldü gitti. Bu zanaatı vardı bunun ya. Yani. 9 zanaat 11 tıp vardı abi. En ufak şeyde şak diye ölüyorlar ya. Doktorlu bir olan yok ki. Onur şu atağını kurtarsana. Tamam kızıl sakalın bir şeyi yok. Şurayı bir stabilize. Onur inala. Kızıl sakal kalktı gidiyor. Orhan'ın acil tehlikesi yok artık. Kalktı. Nail. Devam. Ya Teksine çıldırmış. Ama geri yatmış buraya anlamadım. Kızın sakal çıldırdı şimdi de. Açtı şurada Kemal'e saldırmaya gidiyor ya. Kemal kurtarır mısın kızın sakalı? Samet Yılmaz oraya düşmüş sinir. Samet Yılmaz'ı kurtarır mısın? Burada tedavi olmayan var mı? Hamdi'nin tedavisi yapılmamış. Sork, şuraları bir tedavileyelim ya. Yeni alım dedi. Güzel sonunda geldin ya. Sende tıp var mıydı? Yokmuş. Hamdi Akkuş öldürücü hiddete girdi ve Steksi öldürmeye karar vermiş. Biz savaşırken sen neredeydin diyor. Tutuklar mısınız abi şunu? Güzel herkes tedavi edildi. Toptancı geldi sonunda var ya sonunda sinir. Konuşsana hatta herkesin taşımasına bir vereyim de şu odunları bir taşıyın odun satarız en kötü. Çelik 702 tane satıyor. Hepsini alacağım da işte sattığı çelik de dişimizin kovuğuna yetmez. Altınlarının hepsini de almam lazım. 200 altın istiyordu galiba o şey gemi. Yeni kumaş hasatlamışız. Onlar geldiğinde kumaş iyice artar. Sana ben bir 400 tanesini satayım. Bileşenlerini alayım. 1600. Ödenir abi 1600. 1600'den bir şey yok da. Tibet sığırı taşıma yapıyor mu hocam? Yük hayvanım evet. Tibet sığırlarını alayım o zaman. 5 tane de Tibet sığırı alayım senden. Hadi bakalım. Bu hayvanlar benim hayvanlarım mı lan? Oğlum bunlar bu hayvanlar ne alaka bu alıp bakalar burada ya? Avlayın <laughs> şunları. Girmişler içeriye çıkamamışlardı buradaki Çimenleri yiyip duruyorlar. Ya buraya bir tane bumelop gelmiş abi. Şu bumelopu doğaya sal ya. Patlayacak sonra. Hastalık veba dedi ama bak yeter artık oyun. Vallahi yeter ya. Lan bir sal bir gelişeyim lan azıcık. Tamam kaliteli ilacı aç abi. Şuradan da ilaç basmayı açalım. Herkes bir tedavisin olsun. Enes burada niye yerde yatıyorsun sen ya? Vebayı da kaptı. Anıl Işık'ın yatışa baksana hasta bir şekilde. Veba bir şekilde böyle karizmatik bir şekilde yatıyor ama. Enteresan. Orhan Korkmaz öfke nübeti geçiriyor. Şimdi veba olup da tedavi edilmeyen var mı aramızda? Bu bebek Yunus bile veba olmuş ya. Hadi bakalım. Yalnız Sorksun veba niyeyse %28'e 17. Sıkıntılı ilerliyor. Oğlum bak Tibet Sığırları'ndan 5 tane aldım bak. Bir tanesi burada duruyor. Bunları bağlayıver Abdülkadir. Araştırma bitmiş de araştırmayı açmayacağım şimdi. Yine bir şey yapmayın. Şu drenaj makinesini getirip şuraya atabilirim de. Çok da bir şey istemiyormuş lan. 75 atılır ya bu. Bir tane buraya atalım. Bir tane de... Şuraya atalım. Bir tane de getirin buraya atın. Üç tane. Şurayı bir adam gibi bir kurutsun ya. Yani. Daha sonra uzun menzilli mineral tarayıcı var. Bir de bundan lazım bize. Araştırmacılar şu ikisini kullansın daha çok. Bir tane hayvanım nerede benim? Bir tane hayvanım. Ha, dört tane mi almışım tamam. Sercan'ın şu an bağışıklık iyi. Hızlı sakalın da gayet iyi. Steaks'in de iyi. Yunus Emre'nin de iyi. Nail Akıncı'nın bir ufak sıkıntısı var. Veba da hızlı ilerliyor, hızlı tedavi oluyor. Tri ölecek gibi duruyor. Tri cidden ölecek gibi duruyor. Bir de kaliteli ilacımız yok ya. Yetişemiyor musunuz? Sinir kaliteli ilaç bassana. Herkes ilk da mis gibi kullandı da. Enes'in durum da iyi. Sork, Sork çok büyük ihtimal ölecek herhalde ya. %66'ya 47'de çünkü. Tutamıyoruz yani vebasını. Buna gelen elektrik yetmiyormuş. Hocam sen bize çelik bul çelik. Sen bize çelik bul sana gelen elektriği biz yetiştiririz bir şekilde. Ha bu bir yere bağlı değil şu anda. Ondan elektrik yok diyor. Tamam. Şunlar çalışıyorlar. Yavaş yavaş kurutun burayı. Suyu kurutamıyorsunuz ama değil mi ya? Onu kurutsanı güzel olurdu da. Nail Akıncı. Nail Akıncı şu anda. Nail Akıncı'ya kızıl sakal. Sen burada yatıyor mu şu anda? Yatmıyor. Kızıl sakal burada düşmüş abi. Enteresan ya. Anıl. Hemen Nail bir tedavi yapıştırır mısın? Tri'nin niye bağışıklı gözükmüyor ya? Tri. Yaralı değil diyor abi. Ha bağışıklı kazanmış zaten tamam. Ölecek gibiydi o nasıl kazandı lan? Ama burada vebası 72'ye düşüyor. Enes Bulut'un da düşüyor. Sorksun bir sıkıntısı var. Sorkus. Anıl Sorkus tedavi eder misin? Anıl sen burada milletin tedaviye ihtiyacı varken niye kimseye tedavi etmiyor? Daha önemli bir işte de vermemişiz ki sana. Sorkus'umuz gidiyor ya. %89. Nail Akıncı da 94'e 94. E 94. Ulan ne hastalık takip ettik be. Vallahi cam ekenin dışında Hüsnü Komiser'i izleyen. Metin ve Tekin gibi hissediyorum kendim. 3 tane gemi parçası düştü lan buraya. Sorks gidiyor Sorks. Hastane yatağı getiremem. O gemiyi yapmadan getiremem. Orhan şu anda burada arıyor. %1.7 ile şu anda ilerliyor. Çok düşük. Sorks öldü. Vay be Sorks. Samet hemen kalkıp soy bakalım. Ulan be. Bizim tıpçımız sosyalliği yüksek. Seni biz niye aldık ya daha önce? Hiçbir şey de yapmıyor. Cigoloymuş. Çelik algılandı diyor. Nerede çelik algılandı? Sıkıştırılmış çeliğe bir gidelim bakalım. Neredeymiş? Burada. Bizim eve çok mu uzak? Kervan oluştursak. Oraya gitsek bizim çok kilo taşıyabilen artı savaşçı olanlarımızla beraber. Maden de yapmanız lazım. Bizde maden kim yapıyordu abi? Onur kardeş sen yapıyorsun. Sen gideceksin o zaman. Hikmet sen de mi yapıyordun? Senin de 5. Hikmet de gitsin. Tri'nin de 5. Tri sen de git. Şu Tibet sığırlarını da aldığımızda. Lan Tibet sığırları zaten bizim çantalı adamlar kadar anca taşıyor ha. Abdülley savaşamıyor ama. Ya da Ulman. Ulman yine zanaat yapıyor. Aşçılık yapıyor. Abdülley sen de gel 70 kilo taşıyacaksın. 691 kilo. Yetmez bize daha çok lazım. Hamdi niye mahkum abi? Hamdi hala mahkum mu ya? Hamdi'nin madencilik deyim. Hamdi'yi bir salalım da öyle gidelim bari. Bir de bizimkilere bir çanta vereyim hepsine ya. Herkese bir çanta. Hamdi nerede mahkum? Hamdi yetmedi mi bu esaret ya? Serbest bırakın şunu. Bir de madencimiz. Abi şu çantadan yapıştırın bakalım sinir. Herkes bir Tibet sığırı kadar taşıyabilir. Gerekli çantaya sahipseniz. Peki bu vampirin hala burada olması. Yıllardır burada bekliyor olması. İnanılmaz. Ahlaki anlaşmazlıklar nedeniyle kasabalarından sürülen bir grup adamı alıyorum. Bir grup adam değil kaç tane mülteci geldi? 11 tane mülteci geldi. Tamam gelsinler. Şuralarda kalırlar. O gelen 11 mülteci. Yani necisiniz ne yaparsınız? Madenciliği iyi olan var mı sizde? Sizi götüremiyorum da olsun. Köyde madencilik yapın. Çok net bir yeteneği olmayanlar temizlik taşıma işlerine baksınlar. Çiftçiliği iyi olan var mesela bak. Sizden güzel olanları anesteziyi çakarım ben. Sizi de alırım. Hatta sadece temizlik taşıma işine bakacaklar bile lazım bize. Onları da alırız yani. Tamam hadi bakalım. Hoş geldiniz. Bunlar bir yerde isyan edecek işte. Bunlar isyan etmeden benim bunları yakalamam lazım. Hayır kolonist sayısı artıyor. Gelişmeye aşırı müsaitiz ama o kadar çelik yok ki. Stax katatoniye girdi. Bunda bir sıkıntı bir sorun var bunda ya. Yeni sevgililer dedi. Kemal ve Anıl Işık. Yeni sevgili olmuşlar. Hatta burada beraber şu anda talim yapıyorlar ha. Romantizm bak bak. Sercan öfke nöbetine girdi. Odasındaki eşyalara saldırıyor. Sela diye biri de öfke nöbetine girmiş. Gürkan Doğan ziyafete girdi. Aşırı yemeğe. Ortalık bir garip. Hmm. Kadınlara etkileyen yüksek bir sıçık drone geldi ya. Of. Neyse abi o zaman bu bölüm Buraya kadar olsun. Yine bir şeyleri toparladık. Yavaş da olsa yol alıyoruz. Şurası bitti de. Buraya atılacak taretlerin şöyle bir olayı var. Şu ufak taretler burada çok iyi oldu. Büyük olansa 2-3 atış yapabilir sanırım bunlar. Ama 2-3 atışta bile burayı bitirirler ya. 6 tane var. Küçükler şuradan biz destek falan derken. Tek sıkıntı taş blok yapıyoruz şu anda. Bol bol. 262 tane yapılmış da. Burayı böyle sarıp şuradan kapatmak. Buradan sarıp şuradan bir yere kadar götürüp kapatmak var. Bayağı bir yol yani. Şuraları kapatmak. Hatta şuraya da aynı savunmadan bir tane daha gerekebilir. Buradaki var, bir de buraya gerekir, bir de şuraya gerekir, bir de buraya gerekir falan her taraf bir savunmalar cümbüşü olacak. Çok ileri atmışız bu savunmayı. Aralara belki tarla atarım diye düşünmüştüm de. ne tarlası be daha. Önümüze bakamıyoruz. Neyse abi diğer bölüm oradaki çeliği çıkarmaya gideriz. Tibet sığırı ve çantalar olduğuna göre hatta onu 2-3 sefer daha yaparız o çeliği ve ondan sonra o gemiyi yapabiliriz. O gemiyi yapıp çeliği bulduğumuzda kurtulacağız. Da i̇şte şu an 800 tane çelik varken geminin inşasını hafiften başlatsam mı? 3200 çelik istiyor bu. 225 altın istiyor. Bunu getirip şu tam şu araya atarsalar aslında olabilir. Ya da şuraya. Da i̇şte bir şey gelip saldırdığında bunu yıkabilir diye korkuyorum da. Tam buraya atsanız olur ya aynen. Siz yavaştan bunu atmaya başlayın. Bunu şöyle etrafının önünü kapatırız biz. Neyse buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Diğer bölümde görüşürüz.